Görevlerimizi alkışlamamamız lazım ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Ya iki rekatta mazkalarken görüldüğünde tan ediliyorsun yahut da iki rekatta mazkalarken görüldüğünde evliya yerine koyuyorlar adamı. Yani böyle bir asansör bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ahmet abiciğim, tövbe edeceğim ama neye? Günahım mı var? Çalmıyorum, alkol almıyorum, zina yapmıyorum. Kimsenin canına kastetmiyorum. Bunları yapmayan birinin günah olarak algılaması gereken nedir? Günah nedir Ahmet abi? Bunları yapmayan kişinin günah olarak algılaması ve kendine günah olarak yetecek olanı söyleyeyim mi? Kendi varlığıdır. Kendini bizatihi var olarak bilmesi, aynaya baktığı zaman kendini görmesi ona günah olarak yeter. Yani şunları şunları yapmıyorum demek meziyet değil ki. Zaten onlar yapılmaması gereken şeylerdir. Yapmayacaksın tabi. Kimsenin canına kastetmeyeceksin. Tabii ki Allah'ın yapmayın dediği şeyleri yapmayacaksın. Yani bir çocuk şimdi sınıfını geçtiği zaman göklere çıkarıyoruz. E görevini yaptı zaten sınıfını geçmesi lazım. Dersini çalışması lazım. Ama biz şımartıyoruz. Ah sınıfını da geçmiş. Geçmediği zaman ne yapıyoruz? Tembel tıt 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 çocuğu yüzüyoruz. Cık. Onun için görevlerimizi alkışlamamamız lazım ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ya iki rekatta namaz görüldüğünde tan ediliyorsun yahut da iki rekat namaz görüldüğünde evliya yerine koyuyorlar adamı. Yani böyle bir asansör bir dönemde yaşıyoruz. Evet, insanın günah olarak algılaması gereken bu nefsi şeyleri bir tarafa bırakalım. Artık bilgi çağında, ilim çağında, bilim çağında yüksek seviyede şeyler konuşmaya gayret edelim. Varlığı düşünelim. Varlığın ne olduğunu düşünelim. Yaradılışı düşünelim. Bunları araştıralım. Bunlar hakkında kafa yoralım, gönül yoralım, danışalım. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. O yüzden biraz sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza, üstümüze, altımıza bakalım ne olur. Göklere bakalım, laf olsun diye değil. Ay'a bakalım, sevgilimizi düşünüp romantik, mehtap geceleri değil. Bu kütle nedir? Dünya ile arasındaki cazibe nedir? Bundan dolayı neler oluyor? Niye böyle bir şey var? Niye güneş var? Niye güneş sistemi var? Niye burçlar var? Niye bunlarla alakalı bir sürü ilim var? İlmi nücum denilen yıldız ilimleri nedir? Falcılığı kastetmiyorum. Günümüzün şeyinde sosyal ortamındaki işte başaklar bugün böyle olacak, koşlar böyle olacak bunu kastetmiyorum. Fakat insanın bütün psikolojisinin oluşmasında gök cisimlerinin çok ciddi olarak dahli vardır. Bunlarla alakalı neler oluyor, niçin oluyor? Biz onların tesirlerine mahkum muyuz? Yoksa Onların o hareketleri yaptığı, o duraklarda bulunduğu, o karşılaşmaları yaptığı zamanlar bizim Resulullah Efendimizden bize intikal eden ne şekilde gard almamız gerekiyor gibi 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 varlıkla entegre yaşamanın çarelerini araştırmamız, düşünmemiz lazım. Yoksa bizim kedi gibi işte uygun geldi, uyu, acıktın, ye, efendim e, hareketli bir şey gördüm, peşinden koş, oyna, çiftleş, doğur, büyüt falan. Böyle bir hayat için yaratılmış mıdır insan? Düşünebiliyor muyuz böyle bir şey? İnsan eşref mahlukat, insan Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatımla yarattım dediği, sıfatlarımla yarattım dediği, kendi sıfatım üzere yarattığım dediği, halife ittihaz ettim dediği insan, Hazreti insan, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen diyor Şeyh Galip Hazretleri. Bu insan bu derece hayvani refleksler içerisinde yaşayıp gitmeli mi? Yoksa kendini fethetmeli mi? Kendini bulmalı mı? Kendini bilmeli mi? Efendimizin buyurduğu gibi kendini bilen nefsini bildi. Nefsini bilen Rabbini bildi. Bu skalayla maksadın hasıl olmasını temin edebilecek bir hayatımı öngörmeliyiz. Ve üzgünüm sevgili dostlar. Asr suresi hiç aklımdan çıkmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ <Sesan> وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ Sadakallahu lazım. Allahu Ekber. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ Yani Cenab-ı Hak kasem ediyor o vakte. İnsanlar hüsran içindedir diyor. Bu hüsran içinde mi olalım? Hayat dediğin Göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Bitiyor. Sonsuzluğun yanında yaşadığın hayatın ne değeri var, ne zaman ölçüsü var, hiçbir şey yok. Bir an bile değil. Ve verilmiş sermaye işte bu hayat denilen. Doğuyorsun, genç oluyorsun, dinç oluyorsun, yaşlı oluyorsun, ölüyorsun. Herkese yaşlı olmak da nasip olmuyor. Doğuyor, ölüyor. Çocuk oluyor, ölüyor. Dinç oluyor, ölüyor. Genç oluyor, ölüyor. Ya yani ne zaman da olacağı belli değil. Ve bu donanımla yaratılmış bir insanın toprak olup her şeyin biteceğine mi inanmalıyız? Hatta şöyle sorulur ya, daha önceki sohbetlerimizde de konuştuk. İşte şunu, şunu, şunları yaptı, bunlar yanlarında mı kar kalacak, şu mağdur oldu, öldü, yanına mı e, ziyan mı etti, şu şöyle mi, şu bu böyle mi falan. Hayır, bunların hepsinin hesabı, kitabı görülecek. Cenab-ı Hak adil, adaletiyle her şeyi boynuzlu koyunun hakkını boynuzsuz koyundan alacak. Her şey görülecek onun için. Gözünüzü seveyim. Bu ayet-i kerimin insanlar hüsran içerisindedir dediği hali yaşamayalım. Hüsrana düşmeyelim. Elimizden geldiği kadar gayret edelim. Ya. O yüzden sevgili dostlar, sevgili kardeşler kendimizi değerlendirmemiz lazım. Şart. Kendimizi fethetmemiz lazım. Şart. Nefsimizi bilmemiz, Rabbimizi bilmemiz lazım. Şart. Yoksa Ebedi olarak mahrum kalacağız. Allah bizleri esirgesin. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler. Şimdi yeni şeyler söylemek la.